10 Mayıs 1935. Türk Kadınlar Birliği'nin kapatılması. 1930'lu yıllara gelindiğinde Cumhuriyet Halk Fırkası serbest fırka deneyiminin ardından yönetim alanında ciddi değişikliklere giderek çok partili rejim yerine tek partili yönetim tercih etmeye başlamış ve bu yönetim tarzını hızlı bir şekilde kurmaya başlamıştı. Bu yönetim tarzında tüm inkılapçı cumhuriyetçi güçler Cumhuriyet Halk Fırkası çatısı altında toplanmalı, ülke yönetimi parti üzerinden gerçekleştirilmeliydi. Bu sebeple CHF kendi dışında bağımsız, özerk bir yapıyı görmek istemiyordu. Cumhuriyet Halk Fırkası yöneticileri, aydınları, gazetecileri her şeyin CHF içerisinde olması anlayışıyla şu iddiaları öne sürerek Kadınlar Birliği'nin kapatılması gerektiğini savunmaya başladılar. Cumhuriyet devrimleriyle Türk kadınları her türlü haklarını elde etmiş, erkeklerle eşit olmuşlardır. Kadın Birliği'nin de amacı bundan başka bir şey değildir. Bu amaç gerçekleştiğine göre de Türk Kadın Birliği'nin varlık nedeni ortadan kalkmıştır. Dönemin yöneticileri ve basının bu eleştirilerinden sonra Türk Kadınlar Birliği 10 Mayıs 1935 tarihinde son kongresini yaptı. Bu kongre bir fesih kongresiydi. Başkan Latife Bekir'in kadın birliği ülkülerine kavuşmuştur. Türk kadınlığının bütün hakları tanınmıştır. Bundan sonra kadın birliğine ihtiyaç yoktur. Birliğin feshini talep ediyorum şeklindeki önergesinin kabulünün ardından dernek kendini feshetmiştir. 1923 yılında Nezihe Muhittin tarafından parlamenter rejime bir renk getirmek için kurulmak istenen Kadınlar Halk Partisi'nin kuruluşu Ankara hükümetince reddedilmişti. Mevcut Türk Kadınlar Birliği ise 10 Mayıs'ta yapılan son toplantının ardından derneğin artık fonksiyonunu tamamladığı gerekçesiyle hükümet tarafından dağıtılmıştı.